çocukluk çağındaki depresyonun en öne çıkan sebepleri ve tedavisi nedir? Burada aile içi ilişkiler elbette ki çok çok önemlidir. Bağlanma problemlerinden de kaynaklanabileceğini ilk başta söylediğim gibi annede bir depresyon görmemiz, anneden bir süre ayrılık süreci görmemiz, annede başka diğer rahatsızlıkları görmemiz, aile içinde anne baba arasında bir huzursuz yapı görmemiz, aile içinde iletişimin kısıtlı olması, boşanma gibi durumlar karşımıza çıkmaktadır. Onun yanında çocukta erken yaşta ortaya çıkabilecek fizyolojik sıkıntılar da yine çocukluk depresyonunun sebepleri olabilmektedir. Bu durumda annede de bir depresyonu oldukça sık gördüğümüz için bu semptomları alırken yani teşhis koyarken annenin kendi depresyonundan kaynaklanan bir şekilde durumu aşırı şekilde anlatabileceği veya yeterli şekilde ortaya koymayabileceği de göz önünde tutularak diğer aile yakınlarından başta baba olmak üzere ve öğretmenden bilgi almanın ne kadar önemli olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamamız gerekmekte. 6 yaşından önceki çocuklar için yani bebeklik ve oyun çocukluğu döneminde ilaç kullanımımız neredeyse sıfırdır. Buradaki ana tedavi yöntemimiz de oyun terapisidir ve çok ciddi başarılar elde edilebilir. Burada anne ile oluşamayabilen bağlanmayı da tekrar kurma yönünde anneyi de dahil edebileceğimiz bir oyun terapisi süreciyle durumu iyi bir yöne yönlendirebilmekteyiz. 6 yaşından sonra yani okul çocukluğuyla birlikte ve ergenliğe doğru giden süreçte genellikle ilaç tedavisi de gerekli olabilmektedir. Neden dersek burada? Çünkü çocukluk çağı depresyonları genellikle uzun sürücüdür ve kronikleşme riski, yineleme riski fazla olan depresyonlardır. Buradaysa yine tabii ki oyun tedavisi kısmen 7-8 yaşlarına kadar devam etmekle birlikte destekleyici tedaviler, aile ilişkilerine, aile iletişimine, anne çocuğun iletişimine, bağlanmasına yönelik terapiler, yine destekleyici terapiler ve bilişsel davranışçı terapiler giderek ön plana çıkmaya başlamaktadır. Ve yine çocukluk çağı depresyonunda ilk başta bahsettiğim gibi ihmal ve istismar da maalesef hiç aklımızdan çıkartmamamız gereken yönlerdir. Ve onun da uygun bir şekilde mutlaka ama mutlaka bir çocukla görüşmesi, aileyle görüşmesi mutlaka yapılmalıdır. Yine çocukluk çağı depresyonunda bazı fizyolojik rahatsızlıkların da maligniteye varıncaya kadar depresyonu taklit edebileceği veya depresyonla birlikte bulunabileceği de hiç akıldan çıkarılmamalıdır. Özellikle okul çocukluğundan itibaren ciddi bir dikkat düşüklüğü, ciddi bir konsantrasyon problemi, okul reddiyle karşı karşıya gelebileceğimiz için yine bunun yanında ayrılık anksiyetesi, sosyal fobi gibi fobik bozukluklar, kaygı bozukluklarının olabileceği de bu rahatsızlıklarla hem eş hastalanım hem de ayırıcı tanı bakımından aklımızdan çıkarılmamalıdır. Unutulmaması gereken bir durum da bu çocuklarda kabusların, gece korkularının olabileceğidir. Ciddi uyku sıkıntılarının, uyku bozukluklarının olabileceğidir. İştahla ilgili gelen duruma baktığımız zaman yeme reddi çok sık görülmektedir. Çocukluk çağında depresyonu düşünebilmemiz için illaki kilo kaybı gerekmemektedir. Çocuğun alması gereken kiloyu almaması da bir depresyon belirtisi olabilir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.